Bu hocam ahir zamanda çıkacak sözde alimlerden bahsediliyor. Hazreti Mehdi'nin karşısında hatta en şiddetli düşmanlar olacakları söyleniyor hocam inşallah. Hazreti Mehdi'ye karşısındaki en şiddetli insanlardan biri olacağını anlatıyor. Bu şeydi Peygamber Efendimiz inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kişileri tanıyabilmemiz için de çok detaylı tarif ediyor. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan ahir zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Dinden okun yaydan çıkması gibi çıkacaklar. Onlarla mücadele etmek her bir Müslüman için bir haktır. Görünümlerinde saçları tıraşlıdır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hadislerle Hazreti Ali İmam Nesai. Amr bin Sad'dan halkı zahirde benim evladıma davet etseler de benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani. Evet, burada münafıklar anlatılıyor. İnşallah hocam. Mehdi devrini münafıklar anlatılıyor. Bir daha tekrar oku. İnşallah hocam. İkisini mi ikisini birden mi hocam? Evet, ikisini birden. Ahir zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki Kur'an okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Evet. Dinden okun yaydan çıkması gibi çıkacaklar. Evet. Onlarla mücadele etmek her bir Müslüman için bir haktır. Görünümlerinde saçları tıraşlıdırlar diyor Peygamber Evet. Efendimiz. Bir başka rivayette sarıklıdırlar diyor. Evet hocam. Sarıklı 70 bin münafık Deccal'den yana tavır alıyorlar. Evet hocam. Mehdi'ye inşallah. karşı mücadele veriyorlar. En muteber hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz ahir zamanın mühim bir olayı olarak, çok mühim bir olay olarak, dev bir olay olarak belirtmiştir. Münafıkların bir özelliği vardır. Peygamber Efendimiz devrinde ve diğer peygamberlerin devrinde hep zuhur ederler. Yani istisnasız mutlaka çıkarlar. Mehdi devrinde de vardır münafıklar. Yani o devrin en şiddet. Çünkü Deccal'den daha şiddettir münafıklar. Evet hocam. Çünkü Deccal açıkça söylüyor Deccal olduğunu. Münafık gizliyor. Evet. Daha şiddettir konumu. Yani evet. daha iblisane, daha cehennemde hükümleri daha ağırdır. Yani ahir zamanın en önemli konusu Deccaliyettir ama Deccaliyetin en önemli askerleri münafıklardır. Evet hocam inşallah. Yani Deccal gizli olmaktan beraber aşikardır ordusu. Fakat münafık ordusu gizlidir.